görüntüler göstereceğim. Şu Faruk Efendi'nin gözdağı verdiği. Ama herkes çok çok korkuyormuş Selendi'de. Niye o kadar korkuyorlar bundan? Bilmiyorum la. Ne korku, korkan neye insan, niye korkuyor onu da bilmiyorum. Sana göre Faruk iyi bir insan mı? Emin misin? Bana yardım etti. Para şeyini bilmem. Burada öğreniyorsun. Bilemem. Gel o videoları göstereceğim. Gel bakalım. Gel kızım. Gel. Şimdi bizim gördüğümüz videolarda, birazdan siz de göreceksiniz sevgili izleyiciler. O videolarda inanılmaz atar gider yapıyor. Hatta yani acayip bir özgüveni var. Böyle o gücü de sanki bir yerden alıyor. Ama sonuçta gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var biliyorsunuz. Şimdi şu Faruk Efendi'nin mikrofon uzattığımız Selendi'de hangi köyünüz neydi sizin? Manisa Selendi. Nasıl? Manisa Selendi. Manisa Selendi. Orada kime mikrofon uzattıysak aman bizi karıştırmayın biz Faruk'tan korkuyoruz. Aman bizi karıştırmayın Faruk'tan korkuyoruz. Niye böyle söylüyorlar? Sen gördün mü bunun videolarından Seher? Hadi bakalım gelsin Faruk Efendi'nin atar gider yaptığı videolar. Başına kalsan da size yeterim. Çakalların ürkmesi aslanın kükremesine bakar. Hiçbir şeyden haberim yok sanıyorlar. Zaten ben de böyle bilsinler istiyorum. Her şey bitermiş zamanla. İçinde kalmasın söyle bilelim bana layık soğuk ve dansa. Biriyle arama mesafe koymuşsam bu kesinlikle benimle ilgili değildir. Bana ne olduğunu sorgulayan herkes önce ne yaptığını bir hatırlasın. Sabahtan beridir dileme dolanmış durmuş. Onu söyle hele. Pınar başından bulanır canım oy. İner ovayı dolanır canım oy. Pınar başından bulanır canım oy. Kamış ses çıkardı mı? Ne oldum sanır? İp gerilince yay oldum sanır. Ben tek başına kalsam da size yeterim. Çakalların ürkmesi aslanın kükremesine bakar. Hiçbir şeyden haberim yok sanıyorlar. Zaten ben de böyle bilsinler istiyorum. Her şey bitermiş zamanla. İçinde kalmasın söyle bilelim bana layık soğuk ve dansa. Biriyle arama mesafe koymuşsam bu kesinlikle benimle ilgili değildir. Bana ne olduğunu sorgulayan herkes önce ne yaptığını bir hatırlasın. Sabahtan beridir dileme dolanmış durmuş. Onu söyle hele. Pınar başından bulanır canım oy. İner ovayı dolanır canım oy. Pınar başından bulanır canım oy. Kamış ses çıkardı mı? Ne oldum sanır? İp gerilince yay oldum sanır. Peki Faruk'un nesi var? Kim ki? O gücü kimden alıyor ki? Herkes Selendi'de Faruk Efendi'den korkuyor. Seher? Faruk'un vukuatlarını sen duydun mu hiç? Şantajlarını duydun mu? Sabıka kaydını biliyor musun? Çok değil. Çok kabarıkmış iddiaya göre. Onları da yayınlayacağım. Bu kadar vukuatlı bir insan olduğunu biliyor musun? O yüzden mi herkes Selendi'de korkuyor? Herkes korkuyor da sen neden korkmuyorsun? Ya da korkuyorsun, saklıyor musun Seher? Hayır. Korkmuyorum, saklamanda bir şey yok dedim. Kendi çapında küçük bir şey mi kurmuş orada, cumhuriyet mi kurmuş? Ayrı evet. Böyle, kendi kuralları olan, değil mi? Aynen öyleye benziyor. Ben Seher. Kime mikrofon uzattıysak bizi bu işe karıştırmayın diyorlar. Seher, bütün Selendi'nin korktuğu bir adama sen nasıl güvendin? Seni tehdit etti mi hiç?
Adamın 30-40 tane atar gider yaptığı videosu var. Gelsin ikincisi de gelsin. Elinizden gelse bir kaşık su da varsınız da elinizden bir şey gelmiyor. Arkamızı döndüğümüzde kim ne demiş vallahi önemli değil. Nasıl olsa yüzümüzü döndüğümüzde susuyorlar ya. O bize yeter. Adalet var, terazi var. Her şeyin bir vakti var. Herkes arkasına yaslansın. Vakit gelince kimse boşa yalvarmaz. İnsan yaptığı yanlışlara değil de yanlış insanlara yaptığı doğrulara üzülüyor. Geçmişe dönüp şöyle bir bakıyorum da değmeyecek insanlara ne kadar da çok değer verip kendimi yormuşum. Hayat o kadar boş ki değmeyecek insanlara boş yere değer vermiyor. Üstad demiş ki merhameti çok olanın kıranı da çok olur. Sen yine düzme kendini. Gelen de giden de Allah'ın ikramı. Elinizden gelse bir kaşık su da varsınız da elinizden bir şey gelmiyor. Arkamızı döndüğümüzde kim ne demiş vallahi önemli değil. Nasıl olsa yüzümüzü döndüğümüzde susuyorlar ya. O bize yeter. Adalet var, terazi var. Her şeyin bir vakti var. Herkes arkasına yaslansın. Vakit gelince kimse boşa yalvarmaz. İnsan yaptığı yanlışlara değil de yanlış insanlara yaptığı doğrulara üzülüyor. Geçmişe dönüp şöyle bir bakıyorum da değmeyecek insanlara ne kadar da çok değer verip kendimi yormuşum. Hayat o kadar boş ki değmeyecek insanlara boş yere değer vermiyor. Üstad demiş ki merhameti çok olanın kıranı da çok olur. Sen yine düzme kendini. Gelen de giden de Allah'ın ikramı. Faruk Efendi, aldığın bilgiye göre aracını buraya göndermişsin. Ha Faruk Efendi? O kadar söyleyeyim sen anladın. Bir dakika. Arabanı buraya göndermişsin. Ha Faruk Efendi? Arkadaşlarım duruyor diyorlar. Gri arabasını Didem Hanım buraya gönderdi diyorlar Faruk Efendi için. Faruk Efendi, düşmanların çok mu? Onlara mı bu korkuyu salmaya çalışıyorsun? Ha Seher? Düşmanları çok mu Faruk'un? Korkma kızım ondan. Ama korktum falan yok Faruk abi. Ben sana bir bilgi açıklayayım. Neden konuşmuyor biliyor musun? Selendi'de telefon numarası bende. Sayın savcımla paylaşacağım. Faruk'un uçan kuşa borcu varmış Faruk Efendi'nin. O kadar insana borcu varmış ki. Hayır. Herkes Faruk'un tutuklanmasından korkuyormuş. Borcunu ödemez diye. O yüzden konuşmuyorlarmış. Faruk Efendi'nin aleyhine konuşmuyorlarmış. O zaman ben de sizi Faruk'a borç verenleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Yani burada gencecik bir çocuğun bir cinayete kurban gittiği iddiasını konuşuyoruz. Yarın öbür gün sizin çocuklarınız da tehlike altında. Onların başına da bir şey gelebilir. Bunu İsmail eğer yaptıysa, sizin çocuklarınız, Faruk ya da başkası kim yaptıysa, güven içinde sizce dolaşabilir mi orada? Vallahi bence biraz zor. Zor yani. Ben Faruk Bey'in açıklamalarından bir tanesini çok manidar buldum. Çakalın kim olduğunu bilmiyorum ama aslan adalettir. Elbette karşısına çıkacak. Kükreyen aslan adalettir. Bunu unutmasın. Duydun mu Faruk Efendi? Kükreyen aslanın karşısına er ya da geç çıkarsın. Bir suçun varsa da yaptığınla da övünüyormuşsun. Ne yaptın ki onunla övünüyorsun sen? Sonuçta bu çocuğa 100.000 lira kredi çektiriyor musun, çektirmiyor musun? Uçan kuşa senin borcun varmış. İsmail'e borç verecek durumda değilmişsin ki zaten. Nereye görüyor? Ha? Bin lira daha. Ben o bilgiyi de açıklayayım. Hazır mısın o bilgiyi duymaya? Arkadaşlar, Faruk'un yeni açıklamalarını birazdan verelim. Bence bunu bunu duyması lazım. Seher ve ailesi. Seher ve ailesine bir, benim iddiama göre bir tuzak kurulmuş olabilir. Seher, duymaya hazır mısın? Gözümün içine bak Seher.
Cesedi buldunuz. Sonra bir daha anlat çünkü onunla bağlantılı ben sana önemli, çok çok önemli şok bilgiye çıkmayacağım. Bunu senin bildiğini düşünmüyorum. Taner abiyle aşağı indik. Tamam. Ben öndeydim, Taner abi arkamdaydı. Tamam. Ceset karşımıza çıktı zaten. Tamam. Ondan sonra Taner abiyle yukarı çıktık. Tamam. Ben ondan sonra Faruk abi ambulans, ondan sonra karakol bir şeyler arıyordu, jandarmayla arıyordu. Tamam. İlk bir ambulans geldi, sonra jandarma falan geldi o arada. Faruk neredeydi o sırada? Sırada oradaydı herhalde ya. Faruk oradan ayrılmış. Ondan sonra ben ambulansın içine girdim dedim ama bilmiyorum. Faruk'un nereye gittiğini biliyor musun? Hayır. Babanla buluşuyorlar. Şimdi mi hatırladın? Hayır biliyorum. Ne biliyorsun? Söyle bakayım. Faruk abi dedim yani bizim bir komşumuz vardı ya. O söylemişti. Ondan sonra onunla babam Faruk abiyle konuşmuş zaten. Görüşmüşler. Bunu biliyorum zaten. Faruk olay yerine tabii oradaki o sırada görevli olan jandarmanın karakolunda büyük hatası var. Faruk olay yerini terk edip senin babanla görüşmeye neden gidiyor? Benim babamla görüşmeye gitme Allah. Dedim ki bizim komşu var söylemiş. Ha? Ona ondan sonra onunla babam zaten Faruk abinin yanına geliyor. O zaman konuşmuşlar. Faruk abinin yanına gelmiyorlar. Bir parkta buluşuyorlar. O da ayrıntısını bilmiyorum ben. Evet. Faruk orada babana dolduruyor. Babana bir şeyler anlatıyor. Neden senin babanla buluşma ihtiyacı duydu Faruk? Çünkü İsmail'le konuştum bir o biliyordu. Baban olay yerine de gelebilirdi. Öncesinde neden konuşuyor babanla? Bilmiyorum. Onlar söylemiş zaten babama. Normalde babam bize şunu söylemişti. Ben düğündeydim. Evet. Hiç Faruk'la buluştuğunu söylememişti. Bilmiyorum neden söylemedin de hani dediğim gibi babam düğünden arkadaş bizim komşu çağırıyor. O onun durumu anlatıyor sonra Faruk abinin yanına gidiyorlar üçü. Orada konuşuyorlar. Babanın da olaylardan Faruk sayesinde haberi olması sence doğru mu? Faruk kim ki anlatıyor? Ya bilmiyorum ama o konu öyle konuştular. Bence babanın da bu olaylarla çok fazla bir bilgisi yok. Tamamen Faruk'un sonuçta jandarmanın söylemesi gereken bir olay varken, olay yerinde jandarma varken, artık jandarma olayı biliyorken, Faruk Efendi hangi sıfatla, neden, niçin gidip senin babanla konuşuyor? Vallahi bu ayrıntısını bilemem. Hani ne konuştular, ne görüştüler onu da bilemem. Sadece ben hani bildiğim bir şey anlatıyorum burada, bildiğimi söylüyorum. Ben sana şunu söylüyorum. Faruk bir oyun kurmuş olabilir mi? Çünkü 100.000 lira para söz konusu. Uçan kuşa borcu olan bir adam söz konusu. İsmail ondan parasını istemiştir değil mi? Bilmiyorum ama. İki gün önce para çekiliyor, paradan bahsediyor. İki gün sonra bu çocuk öldürülüyor. Ailenin iddiasına göre. Ve parayı aldığı kişi kim? Ya parayı kime veriyor? Faruk'a veriyor. Bir de annesinin... Bir de ya özür dilerim ama... Yani ben bütün kalbimle söylüyorum Faruk, yaptıysan inşallah ortaya çıkar. Bir de işin içine anneni de katıyorsun. Yok efendim ek hesaptan para çekememiş de çocuk. Ya çocuğun maaşı ne kadar asgari ücret oluyor? Ek hesapta o kadar para olmaz ki zaten. 30.000 lira paradan bahsediyorsun. Bu çocuk 150-200.000 lira maaş mı alıyor ki ek hesabı 30.000 lira olsun? Nasıl ek hesaptan 30.000'e nasıl çeksin zaten? Bu da yalan. İsmail ne iş yapıyordu orada? Maaşı ne kadardı? Senin ek hesabın ne kadar kızım? Senin ek hesabın ne kadar? 11. Asgari ücret. Asgari ücret. Bir evet. De bankaların tanımladığı ek hesap oluyor.
Ne kadar ek hesabı? Fazla olmuyor. Maaşını aldığım maaşın hani biraz üstü olabiliyor. Fazla olamıyor. Evet. Fazla yani yapamazsan çalıştığın... Ya, oradan zaten 30 bin lira çekebilir mi? Çekemez ki. O kadar çekemez. Şey ek hesap tanınmaz ki zaten. Aldığım parayı aldığım maaşa göre belirleniyor. Evet. İsmail sen aynı işi yapmıyor mu orada? Evet. Yani 12-13 falan alıyordur. Aynen. Ya o zaman 5500 lira alıyordu bundan ya. Aa 5500 alıyor. O zaman 5 ay 6 ay oldu. 5 ay para çekilen 6 ay oldu. Nerede buluşmuşlar biliyor musun senin babanla? Nerede? Sana söylemedim Faruk. Hayır. Sayın savcımızın dikkatine sunuyorum. Belediye çay kahvehanesinde buluşmuşlar belediyenin. Selendi Belediyesi'nin. Çay kahvehanesi çay ocağı var herhalde orada. Meydanda. Ha orada buluşmuşlar. Meydanda zaten. Faruk jandarmayı bırakıyor. Jandarma da onu bırakması da bence normal değil. Söylüyorum yani. Kesinlikle bu da bana biraz beni rahatsız etti. Neden rahatsız ettiğini de sayın savcımıza biz paylaştık. Aşağıya iniyorsun. İniyor baban. Daha Faruk aşağı iniyor. Sonra baban olay yerine geldi mi? Geldi. Harun dolduruşuyla geldi değil mi? Geldiğinde saat hani bayağı hani gece karanlık çökmüştü ondan sonra geldi. Oo Faruk cesedi 17'de buldunuz. Boğum aradığında zaten açmadılar jandarma boğum aradığında. Bir dakika onlara. Baban 17-15 sıralarında düğün yerinden ayrılıyor. Düğün sıralarında 17-15 sıralarında ayrıldığı sırada sevgili izleyiciler. O sırada Faruk babanı arıyor. Cep telefonuyla. Arkasında belediyenin çay kahvehanesinde buluşuyorlar. Demek ki daha hava kararmamış. Ya hayır beş ya. Beş hava kararmıyor. Benim boğum geldiği saati söylüyorum ben size. Hava kararmış. Ben de sana şunu söylüyorum. Senin baban 17-30 gibi buluşuyor senin babanla Faruk. Sonra hava kararıyor. Ya 2 saat boyunca belediyenin o çay ocağında Faruk Efendi ne anlattın sen Nurullah Bey'e? Seher'in babasına ne anlattın? Mesela 100 bin lira borç aldığını anlattı mı? Ha? O borcu anlattın mı sen? Telefon numarasını, Seher'in telefon numarasını İsmail'e kendinin verdiğini anlattın mı? Anlattın mı babasına? Ne anlattın sen babaya? 2 saat boyunca zaten kızı yukarıda bir olayla karşılaşmış. 2 saat boyunca sen Seher'in babasına orada çay ocağında ne anlattın ya? Ne anlatmış biliyor musun? Ne anlatmış? İsmail iyi ki öldü demiş. Kürün şüpheli ölümünü konuşalım. Önemli belgeleri açıklayalım. Heyecanlanıyorum Faruk. Seninle ilgili o belgeyi, bilgileri açıklamaya çok heyecanlanıyorum. Çünkü konuştuklarımızı çok teyit eden bir bilgi. Ama Seher gelsin bakalım ne diyecek bunlara. Gel Seher. Gel. Onu da alacağım hemen. Fitnat Hanım'ı da alalım lütfen arkadaşlar. Sevgili Fitnat Hanım da gelsin. Sevgili Fitnat Hanım dün dedi ki Seher'in gözlerine bakarak dedi ki Seher sen çok şey biliyorsun. Seher konuş. Yani o anlar var ya yani çok samimi söylüyorum. Yüreğim böyle var kalbim çok acıdı ya. Seher de çok etkilendi. Fitnat Hanım gelsin lütfen. Gel bir tanem. Oh. Yani iki annesi varmış çok da şanslı bir çocukmuş ya. Oy bir tanem ya. Gel Fitnat ablacığım ya. Oy bebeğim ya. Gel canım. Gel. Didem abla. Meme sen böyle otur. Bu tarafa gel Fitnatçım. Oraya otur küçük. Abla. He bebeğim. Dağlara sonra mı gören var mı? Çamlara sonra mı İsmail'i gören var mı? Kuşlara sonra mı gömüş mü Didem abla? Onu öldürürken gömüş mü? Ay bir gören Allah sana emrallah. Onu gördünüz mü öldüreni? Söyleyin gördüyseniz kuşla. Söyle İsmail'i gördünüz mü söyleyin. Sen söylemen gülmem mi? Kuşlara soruyoruz. İsmail'i gördünüz mü öldüreni? Allah'ım gördünüz mü onu öldüreni? Biz
de kendini bastı. Candalları sığın İsmail'i kim öldürdü? Sana kim bastı İsmail'i? Söyleyen yok onu. Kuşlar söylesin nasıl öldürüldü diyor. Söylemeler işte. Dağlar kuşlar söylesin nasıl öldürüldü İsmail diyor. Of. Kuşlar söyle İsmail'i kim öldürdü? Gel bir saniye. Kuşlara soramın. Seher gülüm kuşlara soramın. Kim gördü onu? Kim gördü? Kuşlar mı öldürdü? Allah Cenab-ı Allah'ım sen görmedin mi onu öldürülenken? Soruyor sana. Hiç gören mi yok? Kendi kendine mi öldü dağlarda? Onu kim ne götürdü de öldürdü oğlanda? Benim gülüm ay. Seher biliyor mu sence bazı şeyleri? Bilmiyorum ki. Söyleme. Söyle gülüm Seher. Bak sana söylüyorum. Allah için söylüyorum sana bak. İsmail'i öldüren iki söyle gülüm. Kim öldürdü söyle. Senin bak anne olarak soruyorum bunları. Kim öldürdü gülüm söyle. Sence İsmail Seher'i seviyor muydu? Sana söylemiş ya. Bana söylediydi adını bilmem söylemediydi. Ben dedi nene dedi bir kız buluyorsun galiba dedi. Söyleseydi ben onu giderdi isterdim. Böyle yapacaklarını bilmiyorduk. Bilmiyorduk söyledi ama. Biz iki anneyiz. Ben seni şeylerde gezdirdim. Öldürmeseydiniz çocuğumuzu. Ah yazık ya. Seher senin bir şey bildiğini düşünüyorlar. İki gün önce Faruk'a 2.000 lira borç, pardon 100.000 lira borç verdiğini anlatmış. Anlattım. Seher. İki gün önce... Niye gülüyorsun Seher? Ondan değil abla. Hı? Ne oldu? Evet çocuk o da İsmail. Yeniden bakıyorsun gülüm. Gel. Aynen. Gel. Çay içiyor oğlum. Ya iki anne beni mahvetti ya. Allah başım ağrıdı yani. Çayı çok seviyordu. Her şeyler sevdikleri kaldı hem yanlarında. Arkadaşlar bir ağrı kesici versenize bana. Bir ağrı kesici. Çok fena başım ağrıdı. İki anne, iki annesi var. İki annesi varken seni daha niye götürsün? Neden? Eve getirirler, biri saklar, diğeri saklar. Seher, bu çocuk seni kaçırdıysa eğer daha niye götürsün? İki evin tek oğlu, iki annesi var. Yengesi Fitnat var. Annesi Bediye var. İki tane güzel kadın var. Çok da tatlılar ya. Bak Bediye şey yapmasa var ya seni Fitnat böyle başının üzerinde gezdirirdi ya. Tepemin üstünde yerin nasıl vardı. Nasıl tatlı bu kadın. Öldürmeseydiniz keşke onu. Keşke. Kuşlara bile soruyoruz. Gördük diyen yok. Karıncalara soruyoruz. Gördük diyen yok. Benden Allah'ım. Ben gidiyorum. Bu çocuklar bunlar nasıl evlat sahibi olsunlar? Biri 57 yaşında. Babası kaç yaşında? Bak koynunda fotoğrafı taşıyor ya. Bak çıkarıyor çıkarıyor öpüyor ya koynundaki fotoğrafı Fitnat. Hay canım benim ya. Bayan. Yandan bizi görüyor musun gülüm? Ay benim dayı gülüme, ay benim gülüme toprak oldu, toprak, toprak oldu. Seher, İsmail'i bıçakladıktan sonra, gel Bediyeciğim, İsmail'i bıçakladı, gel 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 Merveciğim gel oradan. Bırak Merve geliyor, direkt alın şey yapın, gel 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 Merveciğim. Valla başım çok ağrıdı ya, acayip ağrıdı. Sağ ol bir tanem, teşekkür ederim, geldi geldi. Gel Bediyeciğim, gel Bediyeciğim. Bak şimdi çok önemli şeyler konuşacağız. Şimdi sen bıçaklıyorsun İsmail'e. Canını kurtarmak istediğini söylüyorsun. Sonra diyorsun ki dere yatağından kaçtım gittim. Faruk beni bulamadı. Fakat Faruk ne demişti? Önce onu hatırlatacağım sonra dere yatağından nasıl gittiğini hatırlatacağım. Bediyeciğim gel bir tanem aşkım bak. Çok önemli şey konuşacağız şimdi. Alamıyorum oradan. Gelir misin Bediye? Ay.
Getirsene onu Fitnat. Gel, gel Fitnat, getir onu. Tamam. Dönüyor, dur buyur. Yavaş, dönüm, geleyim mi? Ben de geldim, dur. Kulağım. Geldik, beraber götürelim. Gel. Kafam şey değil. Tamam, gel bir otur. Çok önemli iki şey açıklayacağım çünkü. Gel, hadi. Sen ortaya geç, Fitnatçım da yanına gelsin. Ne dedi Faruk Efendi, Faruk yayına bağlandığında? Onu dedi, Seher'i dedi, her zaman aldığım yerden aldım dedi. Bir kez daha söylüyorum. Yayında dedi ki, Seher'i canını zor kurtardı. Benden yardım istedi ve her zaman aldığım yerden aldı dedi. Bu sihirli bir cümle. Faruk seni neden her zaman aldığı yerden alsın? Bunun sorunu Selendi ormanlarına zaman zaman gider miydin? Bilemem ki. Ben hani... Ya da Faruk Selendi ormanlarına zaman zaman neden gider gelirdi? Niye seni her zaman aldığı yerden alsın? Faruk ne söylemiş, gelsin bir ekranlara. Hazırlayın. Seher hatırla. Lütfen, lütfen. Arkadaşlarım hazırlıyorlar. Gelsin bakalım. Sen onu bir yerden aldığında elinde mont var mıydı? Vardı. İdem Hanım, ben onu bir yerden aldım değil. Her zaman aldığım yer belli zaten. Belli, belli. Her zaman aldığım yer belli zaten. Belli, belli. Her zaman aldığım yer belli zaten. Belli, belli. Belli, belli. Aldığım yerden aldım. Var burada. Elinde mont var mıydı Faruk? Elinde mont var vardı, mıydı? Vardı. Vardı ve arabaya getirdi geldi. Mont da vardı. Mont da arabada görüntüsünde fotoğrafta var zaten. Ellerinde de elinde kan var Faruk'un. Ellerinde de kan var. Kimin? Seher'in elinde kan var ama montta kan yok. Bunu bize nasıl açıklayacaksın? Ben o anı bilmiyorum ki. Ben sadece arabama geldikten sonra bilirim. Olay anında İsmail'in üzerindeki kıyafetleri Gökhan bir getirsin. Getir Gökhan. Her zaman seni nereden aldı şu Faruk? Allah ifade hep kullandığımız yer işte ya. Söylediğimiz yer. Ama her zaman aldığım yer başka bir şey. Seher biliyorsun Türkçe. Tamam, Türkçe konuşuyoruz. Yani ben sadece ol, bindim Gökhan. Aradım oradan bindim yani. Dediğim gibi aradım. Yolu tarif ettim çıktım oradan. Faruk abim böyle bana bir tarif ettiği yerden aldım demiyor. Diyor ki her anladım zaman. Anladım abla anladım. Çok net bir haliz evet, belli. Çok net anladım ben de demek istediğinizi de. Peki seni daha önce niye oradan aldı mı Faruk? Hayır bir, işte olay günü yaşadığım gün aradığımda oradan aldı. Sen bıçaklıyorsun. Dere yolundan gidiyorsun. Ne kadar zamanda gittin o dere yolunu? Zaman olarak hatırlayamam ki baba. Uzun, kısa, az, çok. Sana göre hani... Çoktur, azdır bilemem ama koştu insan sadece hani... Ya zamana baktığımızda sonra... Doğan abi bir yarım saate falan mı tekabül ediyor? Çünkü Sevda gitti, Sevda da burada. Oo bayağı sürüyor, araziyi görmek ister misin sevgili izleyiciler? Ya sen alışkın olabilirsin o araziye ama bilen biriyle gitti Sevda oraya.